Merhaba gençler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde doğal sayılarda bölme işleminde bölümün basamak sayısını tahmin etme konusuyla ve bölme işlemlerinin tahmin konusuyla dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan bulabiliriz. Arkadaşlar basit aslında konumuz ama şöyle iyi anlamaya çalışalım. Örneğin 263'ü 17'ye böleceğimi düşünüyorum. Bakın 2'nin içinde 17 yoktur. 26'nın içerisinde 17 arkadaşlar bir keredir. Bakın 26'nın içinde 17 bir keredir. Bir basamak buradan gelir. Şu çizdiğimi basamak olarak düşünün. Bir basamakta bakın bunun yanından gelir. O halde iki basamaklıdır diyoruz. Şimdi 6824'ü 6'ya bölüyorum. 6'nın içerisinde arkadaşlar 6 var. Bakın bir basamak buradan gelir içinde olduğu yerden itibaren arkadaşlar geri kalan sayılarımızda 3 tane sayı olduğu için burada 3 basamaklı. Buradan gelir diyorum ve 4 basamaklıdır diyorum. 1789'da birin içinde 36 yok. 17 36 yok. 178'de 36 vardır. Bakın buradan arkadaşlar bir basamak gelir. Bir de bu 9'dan dolayı gelir. 2 basamaklı olur diyoruz. Evet devam edelim etkinliklerimize bakalım. Evet arkadaşlar işlem yapmadan belirlemek önemli. Bölümün kaç basamak olduğunu belirlememizi istiyor. Şimdi şöyle diyorum bakın 8'in içinde 12 yok. 88'in içinde 12 var. Arkadaşlar bakın 88'den dolayı bir basamak gelir. Bir de burada bir kaldı. Bir basamaklı bir sayımız kaldı. Bir basamak da oradan gelir. O halde iki basamaklıdır diyoruz. 681'i 72'ye böleceğim. 6'da 72 yok. 68'de 72 yok. 681'de 72 arkadaşlar vardır. Bakın 3'ünde bir tane vardır diyorum. O halde bir basamaklı diyelim. 716'yı 80'e böleceğim. 7'de yok. 71'de yok. 716 arkadaşlar 80 vardır. Bakın buradan bir basamak gelir. Başka sayı kalmadığı için ikinci basamak gelmez diyorum. Ve bir basamaklıdır diyoruz. 9'un içinde 90 yok. 91'de 90 arkadaşlar vardır. Bakın 91'den dolayı buraya bir basamak geldi. Bir de 8 kaldı. 8'den dolayı da bir basamak gelir. O halde 2 basamaklı olur diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet nereden itibaren arkadaşlar İçinde var dersem geri kalan sayı kadar basamak gelecek diye söylüyoruz. Bakın 8'in içinde 8 var. O halde bu 8'den dolayı buraya bir basamak gelir. Bir, iki de sayımız var. İki basamak da buradan gelir. 3 basamaklıdır diyoruz. 1265'i 25'e böleceğim. Birin içinde 25 yok. 12'de 25 yok. 126'ın içinde 25 vardır. Bir basamak, bakın şu 3 tane 126'dan geldi. Bir tane de sayımız kaldı burada. Yani bir basamak kaldı. 1 basamak da buradan gelir. O halde 2 basamaklı olur diyorum. 2346'yı 24'e böleceğim. 2'de 24 yok. 23'te 24 yok. 234'te 24 vardır. Bakın buradan bir basamak gelir. Bir basamakta da 6'dan dolayı gelir. Toplam 2 basamakla olur. Bölüm diyoruz. 9576'yı 90'a böleceğiz. 9'da yok. 95'te 1 tane vardır. 2 basamak da burada var arkadaşlar toplam 3 basamaklı olur bölüm diyoruz. Evet, 6541'i 123'e böleceğiz. 6'da 123 yok. 65'te yok. 654'te 23 arkadaşlar. 123 bir keredir. Bir de bakın burada bir kaldı. Bir basamakta oradan gelir. 2 basamaklı olur diyoruz. 7814'ü 116'ya böleceğim. 7'de 116 yok. 78'de yok. 781'in içinde bir kere var. Bir de 4'ten dolayı basamak gelir. O halde 2 basamaklı olur. Bölüm diyorum gençler. Evet devam ediyorum. Evet doğal sayıları çarpma ve bölme işlemini tahmin konusuyla dersimize devam edelim gençler. Çarpma ve bölme işleminin tahmini sonucu bulunurken 1 ve 2 basamaklı sayıları en yakın onla. Bakın 1 ve 2 basamaklı sayıları en yakın onla. 3 basamaklı sayıları en yakın yüzlüğe ve daha fazla basamaktaki sayılar da en yakın binliğe yuvarlayarak tahminde bulunuyoruz. O halde ne yapıyorum arkadaşlar? 1 ve 2 basamakları 10 3 basamakları en yakın yüzlüğe 4 ve daha fazlasını da en yakın binliğe yuvarlayarak tahmini buluyoruz. Evet, devam edelim. Arkadaşlar nereye yuvarlayacağımız zaten söylemiş. 1 ve 2 basamakları en yakın onla yuvarlayacağım. 3 basamakları da en yakın yüzde yuvarlayarak yapacağız. O halde 77'yi onlar basamağına yuvarlayacak olursam. Bakın birler basamağındaki sayıya bakıyoruz. 7 5'ten büyük olduğu için sayımız 80 olur arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Onlar basamağına bir üste yuvarlıyorum. Sayımız 80 olur. 12 sayısını birler basamağında 2 olduğu için 10'a yuvarlıyorum arkadaşlar. Çarpı diyelim. 80 çarpı 10 da 80'in yanına bir sıfır eklersem 800 olur diyoruz. 308'i 3 basamaklı sayıları yüzde yuvarlayacaktım. Bakın arkadaşlar onlar basamağında 0 var. O halde aşağıdaki yüzdeyi yuvarlıyorum. Yani 300'dür. 27'yi onlar basamağına yuvarlayacağım. Birler basamağında 7 var. O halde 30'a yuvarlıyorum. 300 çarpı 30 da 3 ile 3 çarpıyorum. Sıfırlar görmedim. 3 tane de sıfır ekliyorum. 9000 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet 485 arkadaşlar yüzde yuvarlayacağım. Bakın onlar basamanda 8 var. O halde sayımızı 500'e yuvarlarız. 102'de de onlar basamanda 0 var. Sayımı 100'e yuvarlarım. 500'e aynen yazarım. 2 0 eklersem 100 ile çarpmış olurum. Ne oldu? 50.000 olur işlemimizin sonucu. 52 iki basamaklı en yakın onlar basamağını yuvarlıyorum. Bakın 2 olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum? 5'ten küçükse alttaki 10'la yani 50'ye yuvarladım. 5 beş, 5'ten büyük 5 beş ve 5'ten büyüklere üstteki 10'la yuvarlıyorum. Arada bölme işlemi var gençler. 10'a yuvarladım yani. 50'yi 10'a bölecek olursak da 5 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet. 1 ve 2 basamakları en yakın 10'la yuvarlan dediği için 5'i en yakın 10'lu arkadaşlar 10'a yuvarladık. 50'yi de 10'a böldüm ve 5 oldu işlemimizin sonucu diyorum. Evet devam ediyorum. 82 arkadaşlar 2 basamaklı bir sayı. En yakın 10'la yuvarlarsak. Bakın birler basamanda 2 var. O halde sayımız 80'e yuvarlanır. Çarpı. 989 3 basamaklı sayıyı 100'e yuvarlayacağım. Arkadaşlar 8 var bakın. O halde 9'u 1 arttırırım. 1000'e yuvarlarım. 80 ile çarpacak olursak 80'in yanına 3 sıfır eklerim ve 80.000 olur işlemimizin sonucu diyorum. 467 sayısını en yakın yüzde yuvaracağım. Onlar basamanda 6 var. O halde 500'e yuvarlarım. 95'i de yüzde en yakın onla yuvarlayacağım. 5 olduğu için arkadaşlar bir üstteki 10'la yuvarlarım yani 100'e yuvarladım. 500'ü 100'e bölersek de 5 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet devam ediyorum. Temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimize. Evet gençler. İkinci etkinlikte aşağıda bölme işleminde aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını örnekteki gibi uygun yuvarlama yöntemlerini kullanarak tahmin edelim. Bölme işlemlerini yaparak tahmini sonuç ile işlem sonucunu karşılaştıralım diye soruyor. Peki arkadaşlar. Önce örneği inceliyorum. Bakın 154'ü ne yapmış arkadaşlar? 140'a yuvarlamış. 7'yi de aynen yazmış. Aslında ben burada ne görüyorum arkadaşlar? 7'nin katı olan bir sayıyı yuvarlamış. 7'nin katı olan bir sayı, sayı 154'ü yakın. 7'nin katı 140'tır arkadaşlar. O halde 140'a yuvarladığını görüyorum. Evet ne yapıyor? Aslında onlar basamağı olarak düşünüyoruz. O halde onlar basamağını yuvarladığını düşünelim. 142'yi 7'ye bölük 20 sonucunu bulduk. Tahmini sonuç olarak. Gerçek sonucumuz da 22. İkisini karşılaştırmamızı istiyor. 22'den 20'yi çıkarır 2 olur diyoruz karşılaştırma sonucunu. Peki 468 arkadaşlar 12'nin katı olarak düşünelim. 12'nin katı ama aynı zamanda onlar basamağı yuvarlayacağım. O halde 468'i 480'e yuvarlarım. Çünkü 12'nin kaç katı arkadaşlar? 480 40 katıdır diyorum. Bir de normal bölme işlemini yapalım. 4'ün içinde yok. 46'ın içerisinde. 3 kere 3 kere 12. 36. 0, 1, 8 indirdim. 108'in içerisinde arkadaşlar. 9 kere 12. 108 yapar. Bakın tahmini sonucumuz 40. Gerçek işlem sonucu 39 arkadaşlar. Evet, buraya 40 diyorum. Buraya da 39 diyorum. Evet 609'u 21'e böleceğiz. Arkadaşlar 21'in 609'a yakın e, onlar basamandaki katını düşünüyorum. 634 diye düşünüyorum. 630'u 21'e bölecek olursam tahmini sonucu 30 olarak bulurum. Şimdi gerçek sonucuna bakalım. 6'da yok. 60'ın içerisinde 2 kere 2 kere 1 2 2 kere 2 4 çıkarıyorum. 8 1 9 indirdim. 189 189'un içinde 21, 9 kere 9 kere 1, 9, 9 kere 2, 18 Evet. Gerçek sonucu da gençler 29 olarak buluyorum. Evet, 899 arkadaşlar 29'un katına yuvarlayacağım. Şöyle düşüneyim. Hem 29'u hem de 899'u 899'u yüzler basamağına yuvarlarsam 900 29 arkadaşlar onlar basamağına yuvarlarsak 30 olur. 900'ü 30'a bölecek olursak da 30 olur. Tahmini sonucu. Gerçek sonuca bakalım. 89'un içerisinde 3 kere 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 2 6. 2 daha 8. 9 indirdim 29. 29'un içinde 1 kere. 1 kere 29. 29. Evet ne oldu arkadaşlar? Gerçek sonucu da 31 olarak bulmuş olduk. Evet gençler bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.